5 yıldır yayın hayatına devam ederek Bozcaada'daki gelişmeleri Türkiye'ye duyuran Bozcaada Haber'in düzenlediği Bozcaada Ödülleri 2018 sahiplerini buldu. Adanın Oscar'ları şeklinde anılan gecede Halk Eğitim Merkezi salonu tıklım tıklım dolarken Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Fatih Güdük'ün yanı sıra protokol tam kadro katılırken Dardanel Medya Grubu Genel Müdürü Yaşar Gürsoy da gecede davetli isimler arasındaydı. Gece her yıl olduğu gibi adada kaybedilenlerin anısına kısa bir video sunumla başladı. Gösterilen ara videolarla adada 2018'in özetinin geçildiği gecede toplamda 17 kategoride ödül dağıtıldı. 2018'in büyük ödülü ise Troya 2018 etkinlikleri kapsamında Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Ata Demirer, Feridun Düzağaç gibi ada ünlülerinin de desteklediği bağ bozumu etkinlikleri aldı. Bağ bozumu turları sayesinde misafirlerin kendi elleriyle topladığı ve küçük etkinliklerle ada bağcılığın pazar payını %30 artması büyük ödülü getirdi. Gecede ikinci büyük ödülse geçen yıl Bozcaada Belediyesi'nin başlattığı Halk Kart projesi oldu. Adalıların Çanakkale-Bozcaada arasında belediye otobüsüyle ücretsiz seyahat etmesi ve bu kartla birlikte işletmelerden %20'ye varan indirimden yararlanması neticesinde ikinci büyük ödüle layık görülen projenin mimarı Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'a ödülü Kaymakam İbrahim Gültekin verdi. Yaşamaktan mutlusunuz biliyorum ama biz çok ciddi yoksunluklar içinde yaşıyoruz Bozcaada'da. Gecenin üçüncü büyük ödülü ise adada tarihi yel değirmenlerinin yeniden hayata geçirilmesi projesine verildi. Adanın bir önceki kaymakamı Mustafa Akın'ın başlattığı ve mevcut Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'in devam ettirdiği proje kapsamında 60-70'li yıllarda Yorgonit ve Barbaligor'un iki yel değirmeni adanın girişindeki tepeye yeniden inşa edilerek çalışmalar sona yaklaştı. Yel değirmenlerinin canlandırılması projesi için ödül Başkan Yılmaz tarafından Bozcaada Kaymakamlığı adına Kaymakam İbrahim Gültekin'e takdim edildi. Yılın Sivil Toplum Hareketi ödülünü ise adada çevre hareketinin öncüsü olan ve bu yılda başta Bozcaada olmak üzere civar bölgedeki çevre sorunlarına karşı mücadele eden Bozcaada Forum'a verildi. Ödülü ise Dardanel Medya Grubu Genel Müdürü Yaşar Gürsoy takdim etti. Bu yılın spor insanı ise Bozcaada Spor Kulübü'nde adeta yönetici gibi çalışan ve takımı uzun yıllardan sonra şampiyonluk yarışına sokan Bozcaada Spor Teknik Direktörü İbrahim Zeki Kutvet seçildi. Hayat Koçkar, Eda Zeynep Sezer,